Hürriyet gazetesi. Adaya su verilecek. Kuzey Kıbrıs'a içme suyu taşıyacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nde geri sayım başladı. AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs'a su akacak dedi. Ses sanatçısı evinde ölü bulundu. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Muharrem Timur, Mersin'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Hakimiyet gazetesi. Mumcu öldürüleceğini biliyordu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürüleceğini bildiğini ve bu yüzden üzerinde sürekli silah taşıdığını, fakat Mumcu'nun o silahı kullanamayacak kadar da barışçıl bir insan olduğunu ifade etti. Mersin, Amerika'da tanıtılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen 2015 New York Times Turizm Fuarı'nda açılan Mersin standı büyük ilgi görüyor. Yeni Güney gazetesi. Emekli kent. Hizmet sektörü ağırlıklı ekonomik yapıya sahip emek kenti Mersin, emekli kente döndü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1.705.774 kişilik nüfusuyla ülkemizin 10. büyük ili olan Mersin'de doğurganlık düzeyi düşerken yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı tırmanışa geçti. Sular tutulmaya başlandı. Mersin'in Anamur ilçesinde asrın projesi olan ve dünyada ilk kez uygulanan deniz boru hattıyla adaya su sağlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nde düzenlenen törenle sular tutulmaya başlandı. Akdeniz Gazetesi. Mersin'in kaderini siz değiştirin. Mersin'de son bir yıl içerisinde validen emniyet müdürüne, belediye başkanlarından rektöre kadar hemen hemen her isim değişti. Ancak bu değişim Mersin'in yıllardır süregelen makus talihini değiştirecek mi? O merak konusu oldu. Tarsus Hayvanat Bahçesi cazibe merkezi haline geldi. Başkan Kocamaz hafta sonunda Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hafta sonunda ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesinde yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Kocamaz, tamamen doğal ortamlarda hazırlanan hayvanat bahçesi şu anda Çukurova bölgesinin cazibe merkezi haline gelmiştir dedi. Mersin Gazetesi. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığının ilanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su sağlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nde su tutulmaya başlandı. Milletvekili Uzun, proje için Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız bırakılmayacağının tüm dünyaya ilanı şeklinde konuştu. Türk bayrağını unuttun mu başkan? Akdeniz Belediyesi tarafından yenilenen Özgür Çocuk Parkı'nın açılışı dün yapıldı. Özgür Çocuk Parkı baştan başa yenilenerek eski görüntüsünden kurtuldu. Ancak daha önce giriş levhasında yazılı olan Akdeniz Belediyesi Özgür Çocuk Parkı yazısının yanında bulunan Türk bayrağının dün yapılan açılışta yer almaması dikkatlerden kaçmadı.